Mesela ayna ayna söyle bana muhabbeti var. Onu Magic Mirror, kitapta Magic Mirror söyle bana ya da Mirror Mirror söyle bana. Magic Mirror kısmı var. Mesela pek çok insan ayna ayna söyle bana versiyonunu hatırlıyor. Ama kitapta Magic Mirror yazıyor. Hikayenin gerçeğinde Magic Mirror diyor. Sihirli ayna söyle bana diyor. Ama onun sebebi şu. Bu tip durumlarda ya çok tanınan bir insan yanlış kullanıyor. Mirror mirror diyor. Ya da yok VIP herkese şey sağlamıyor. Ya da farklı bir yerde farklı kullanılıyor ve insanların ağzını öyle dolanıyor. Mesela Mirror Mirror olayında bir tane filmlendirme versiyonunda Mirror Mirror demişler. Öyle kalmış. İnsanlar öyle kullanmaya başlamış ama aslında Mirror Mirror değil, Magic Mirror. Ya aynı şey mesela şu da var. Mesela biz Red Kit'e Red Kit deriz ama gerçek adı Lucky Luke. Gerçek adı Lucky Luke abi. Bu nasıl oluyor? Red Kit Türkiye'ye ilk geldiği zaman, Lucky Luke daha doğrusu Türkiye'ye ilk geldiği zaman çevirisini yapan adam diyor ki ya Lucky Luke namına koyayım biz bundan anlamayız diyor. Red Kit diyor mesela. Hani baktığın zaman bizim Red Kit diye işimiz bütün dünyaya yayılsaydı aslında yılların Lucky Luke olan Lucky Luke bir anda Red Kit olarak anılmaya başlanacaktı. Al sana ondan sonra çıksın kekola. Mandala efek, mandala efek. Mesela Queen'in şarkısı. We are the champions of the world. En son of the world deyip bitirmiyormuş. Hayır abi öyle değil. Çünkü bir önceki nakaratında of the world diye uzun uzun. En çok kullanılan kısmı da o yani. Mesela birileri şampiyon olduğu zaman, stadyumda mesela şarkı açıldığı zaman, televizyonda şarkı açıldığı zaman genellikle of the world kısmı kullanılıyor. Çünkü kulağa en hoş gelen, bitiyormuş gibi gelen kısmı o. O fakat Queen'de böyle irregular, düzensiz müzik, düzensiz söz konusunda bayağı ün salmış bir grup olduğu için orada bitirmemişler. Uzatıp en son We are the champions. No time for losers. We are the champions diyor. Ondan sonra dın dın yapıyor şeyle piyanoyla. Öyle bitiyor mesela. Gerçeği o yani. Hep öyleydi. Hiç değişmedi. 100 milyon izlenmiş bu diyor mesela. We are the champions. 100 milyon izlenmiş. Orijinalinden daha çok izlenmiş. Sonu nasıl bitiyor bakayım. Of the World diye bitiyor bak. Bunun sebebi şey mesela UEFA da çok kullanırdı We Are The Champions'ı vaktinde. Böyle 90'larda 2000'lerin başlarında falan. Kullanırken onda da Of The World diye bitiyordu. Ya UEFA mıydı neydi artık hatırlamıyorum ama yani televizyonda reklamda gördüğün zaman Of the World diye bitiyordu. İnsanların kafasına öyle kazınmış olabilir yani. Mandela mesela kendileri Mandela efektin çıkmasının sebebi kendileri mesela hapishanede uzun yıllarca yatıp ondan sonra hapishaneden çıkıp işte uluslararası kuruluşların da yardımıyla Güney Afrika'nın ilk siyahi başkanı oluyor. Fakat Amerika'da pek çok insan, yüz binlerce insan diyor ki ya Mandela hapishanede ölmemiş miydi amına koyayım ne demek 2013'te öldü? 2013'te öldü. Hatta benim canlı yayında taşak geçtiğim bir sahne de var. Onun şey seremonisinde ne denir ona ya? Burial diyeceğim. Türkçesi aklıma gelmiyor. Defnedilmesi sırasında bak Mandela efekt yazıyor direkt ama değil bir dakika. Interpreter. Mandela Interpreter diye arattığım zaman şu adam çıkıyor. Mandela öldüğü zaman Mandela 3 ya da 4 tane eşi olmuş bir adam hayatı boyunca. İnsanlar çıkıp konuşma yapıyorlar ve devletin ulusal kanalında yayınlanıyor. 2013'te oluyor bu ve ben bununla çok taşak geçmiştim. Burada abi adam çeviri yapıyor duyamayan insanlar için. İşaret diliyle ve götünden sallıyor mesela. Ben bunu %100 hatırlıyorum. Sonra adam götünden salladığını söylüyor falan. Baya komik bir video bu. Böyle yani mesela. Basit şeyler bunlar. Mesela Look, I am your father.
No, I am your father diyormuş. Neden orada Luke I am your father? Çünkü öncesinde konuşuyor. Luke bilmem ne, Luke bilmem ne. Luke cevap veriyor. No, I am your father diyor. Ama mesela bunu bir slogan olarak kullanacağın zaman, bir tişörte basacağın zaman mesela, No, I am your father yazmazsın. Luke, I am your father daha böyle kulağa şey geliyor. Tek başına kullanıldığı zaman. Yani bütün konuşmayı yansıtsan, No, I am your father aslında daha mantıklı. Anlatabiliyor muyum? Böyle yani. Hugo'ya söven çocuk meselesi. Onun da iki versiyonu var. Ben emin değilim. Ben çocukluğumdan hatırlıyorum öyle bir şey olduğunu. Olmamış diyorlarsa iki açıklaması olabilir onun. Abi her şey bilimsel yani dünyada. Öyle açıklaması olmayan şey olamaz. İki açıklaması olabilir. Nedir? Eğer gerçekten olmadıysa, çünkü Tolga abi olduğunu söylemişti. Eğer gerçekten olmadıysa Tolga abi o zaman şehir efsanesi olan, hype'lanan bu hikayeyi gerçekten olmuş gibi lanse edip evet böyle bir şey oldu diyerek demeç vermiş olabilir. Sırf hype'lamak için. Ha gerçekten olduysa da olmuştur yani. Bu kadar basit abi. Çok karışık kuruşuk şeyler değil bunlar amına koyayım ya. İki türlüsü de mantıklı bir açıklama getiriyor sonuçta olaya. Bir kere gerçekten paralel evrenler birbirine çakışsaydı amına koyayım gram kuantum fizik bilmeyen insanlar kalkıyor işte paralel evrenle çakıştı. Ondan sonra işte biz oradan biraz bilgi kaldı aklımızda. Yarram kaldı. Kafayı mı yedin sen? Delirdin mi sen? Böyle bir şey olabilir mi ya? Pikachu'nun kuyruğu siyah değilmiş. Bir dakika. Right. Pikachu doesn't like to go when it's poking. Bak şimdi. Normalde siyah değil zaten. Hiçbir zaman da olmadı. Fakat tam çuu derken Pikachu'yu en iyi hatırladığın zamanında o kuyruğundan elektriği atarken bir saniyeliğine böyle ışımadan dolayı siyah oluyor. Pikachu Gördün? O yüzden aklımda öyle kalmış olabilir. Bak buraları biraz kararıyor. Hadi görüşürüz. Canlı yayında test yapıyoruz abi. Şu an 6700 kişiyiz abi. Canlı yayında bir test yapacağız. Hazır mısınız? Hazır mısınız abi? Hemen bir test yapacağız. Şu anda bir şok yaşayacaksınız. Çıldıracaksınız ve anlam veremeyeceksiniz az sonra gerçekleşecek şeye. İzleyin. Çıldırmaya hazır olun. Hazır mısınız? Beyninizi yakıyorum şu anda. Şimdi size bir resim göstereceğim abi. Sonra resmi gördükten sonra resmin ayrıntılarını tek tek ya kendi kendinize söyleyin ya da gözlerinizi kapatın abi. Gel Murat sen de katıl abi buna. Gel abi. Bir resim göstereceğim. Bakma bu tarafa. Bu ekrana bak sadece. Bir resim göstereceğim abi. Resmin ayrıntılarını bakalım hatırlayabilecek misiniz? Ne gördün abi? Tanrıyı gördüm. Bir daha abi. Çok tutmadım. Yaklaşık 1,5 saniye falan durdu. Bir saniye bile durmadı. Yani saniyenin belki yarısı kadar durdu ekranda. Hippie Van'ı gördün. Başka ne gördün abi? Arkadaki palmiye ağaçlarını gördün. Van'ın rengini hatırlıyor musun? Üstündeki deseni hatırlıyor musun? Hepsini hatırlıyorsun abi. Neden? Çünkü beynin bir şeyin geniş versiyonunu gördüğü zaman bak saniyenin yarısı kadar gösterdim. Normalde hepsini algılamanız için 1,7 saniye yeterli. Bak tekrar açıyorum. 1, 2 falan. Tamam 1,7 saniye. Hepsini hatırlıyorsun abi. Neden hatırlıyorsun? Çünkü beynin ona benzeyen imajları daha önce gördüğü için beyninin bir yerlerinde kıvrım kıvrım sıvıların arasında o imaj hazır. Anladın mı? O imaj hazır. O imaj hazır ve beynin diyor ki abi işte Hippie Van'ı var, işte Volkswagen, işte mavi üstüne şöyle bir desen vardı. Yani çiz desem yeteneğin olsa hakikaten çizersin yani. Arkasında palmiyeler vardı, deniz kenarına çekilmiş. Beyin onu çıkarıyor abi kaydettiği bir yerden. Gerisini kendisi tamamlıyor.
Ama baktığın zaman aslında %100 hiçbir zaman tamamlayamazsın. Ama beynin kendisi otomatik tamamlıyor. Bu budur diyor. Bu budur diyor ve tamamlıyor. Aynısı bak Hyperbeast gibiydi diyor. Bak aynen Hyperbeast gibi bir karavan. Tekrar açıyorum abi onu. Şimdi ekranda kalsın. Ne kadarını hatırladığınızı göreceksiniz. Mesela Santana gördüm diyorsun değil mi? Santana'yı gördün abi. Sen ilk gösterdiğimde 3 salisi Ya falan durdu ve Santana bilmiyorum o da. Santana abi evet. Bu da şey, Denizli. John Lennon. Ha o bak onu hiç. Onu fark etmedim mesela. Ama mesela ben sana yıllar sonra desem, ya Murat onun üstünde John Lennon vardı. En başından beri vardı desem. Aa Mandela efekt. Mandela Mandela. Ananın amı Mandela değil. Değil. Çünkü beynin kendisi tamamlıyor. Bak Hyper Beast gibi diyor çocuk. Mesela onun beyni buraya algılamış hemen çat diye. Hyper Beast abi. Hyper Beast'e benzetmiş. Beyin diyor ki ha orada Hyper Beast'in şeyine benzeyen bir desen vardı. Onu orada gördün sen diyor. İki salisi içinde gördün diyor. Bu kadar basit yani. Beynin çalışma sistemi önceden gördüğü şeyleri korele ediyor. Yani her seferinde yeni bir imaj eklenmiyor beyninize. Ha böyle uzun uzun bakarsan eklenir mesela. Ben şu an bu çiçekleri de algıladım. Hepsini attım beynine. Anlatabildim mi? Olay bu yani. Olay bu. Kahve bilim saati. Yani Mandela efekti bu. Sen o adamı mesela hayatında kutuyu devamlı açarken çok bakmamış olabilirsin ama beynine kazımışsın. Ha işte elinde baston vardı, İngiliz beyefendisine benziyor, gözünde de mercek vardı diye atmış beynine. Beyin onu kendisi tamamlamış yani ve pek çok insan öyle olduğuna inanıyor. Öyle olduğunu hatırlıyor. Bu kadar basit. Ruhi Çenet değilim abi. Ben bununla ilgili paper yazdım. Götümden sallamıyorum. Bayağı araştırma yaptım ben bununla ilgili. Yani optik illüzyonlarla ilgili, beynin algılaması ile ilgili bayağı araştırma yaptım. Hayvan fizyolojisi dersini aldığım ilk dönemimde keyifliydi. Mandela efekti diye bir şey yok. Tamamen yalan. Hepsini kanıtlamış olduk. Yani 0,6 saniye içerisinde gördüğünüz hippie vanının neredeyse hepsini hatırladınız. Açıkladık. Neden? İşte beyin kendisi tamamlıyor falan filan. Olay bu arkadaşlar. Tamam mı? Mandela'yı attık mı çöpe? Mutluyuz.